Veli Bey bahsetti. İnönü Üniversitesi'nin, birkaç üniversitenin daha var. Kayseri Üniversitesi'nin. Hayır, bunlar bizim yaptığımız toplu sözleşme çerçeve anlaşmasının içindedirler. Rektörler veya işverenler buna uymak zorundadırlar. Haklarında gerekli her türlü yasal işlemi yaparız. Toplu sözleşme hukuki niteliği hepimizin bildiği gibi kanun düzeyindedir ve uymak zorundadırlar. İşverenlerin buna, kamu işverenlerinin buna uymama gibi keyfiyetleri yoktur. Dolayısıyla o alanlarda çalışan, o sektörlerde çalışan, o fakültelerde çalışan işçi arkadaşlarımızın da hakkını gözetiriz. O hukuku uygulatırız. Bundan kimse tereddüt etmesin. Yine bu konuyu açmışken konuşmamın bütünlüğünü bozmadan araya bunları sokuyorum. Çünkü unutulmaması gerekir. İki iş yerinden bahsedildi. Bir tanesi Trakya'da bir iş yeri. Biz oraya teftiş göndermişiz, ceza kesmişiz, 8 milyon ceza kesmişiz. Ayrıca onlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşuz. Burada açıkça söylüyorum, Türk hukukuna uymayan, bizim sözleşmemize, bizim hukukumuza, çalışma hukukumuza uymayan işverenlerin, sendikal özgürlükleri kısıtlayan işverenlerin kapısını zorlarız ve onları bu hukuka uymaya mecbur ederiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burası bir hukuk devletidir. Kanunları keyif için konulmamıştır. İşçi için bağlayıcı olduğu için, işçilere haklar düzenlediği için işçiler o haklarını kullanırlar. İşverenler de buna riayet etmek zorundadırlar. Böyle bir keyfilik olmaz. Burası sermayeyi koruyan bir devlet falan. Böyle bir edebiyat var. 17-18 yaşımızda buna benzer sözler söyleyebilirdik ama bugün mecliste siyaset yapıyoruz. Bugün bu söylediğimiz sözlerin ne anlama geldiğini bileceğiz. Burası sermayenin devleti değildir. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Burada sermaye de kendi hukukumuzun içerisinde, evrensel şartlar içerisinde, çerçevesi içerisinde şartlarını, imkanlarını ortaya koyacak ama emeğin hukukuna rıza gösterecektir. Bunu kimse bizden bu konuda taviz vereceğimizi beklemez.